Sevgili seyirciler Fenerbahçe'nin e, istatistiklerini ekranlara getirdik. Sarı lacivertliler üstüne konuşuyoruz. Olympiakos karşısında temsilcimiz neler yapabilir bunu değerlendiriyoruz. Hocam Duşan için özellikle ortaya koyacağı oyun aklı, sakinliği herhalde böyle bir atmosfer için en kilit noktalardan biri gibi geliyor bana. Onun için ben şeyden, e, bahsettim. Bunlar... E, böyle maçlarda o öldürücü noktaları ne şekilde kullanacaklarını çok iyi bilirler. Çünkü alan bulacaklar. Bunlar da topla haşır neşir olmasını ve o final pastını çok iyi kullanır. Zaten Tadiç Anlatma anlatmayız. Şey, Zimanski aynı şey. Efret zaten farklı bir oyuncu. Bizim e, Fenerbahçe için bu kadar e, staj işte, iyi konuşmamızın ana nedeni elindeki çok tecrübeli oyuncular. Yani şu anda onların oynadığı e, Avrupa maçlarına bak bu seviyenin çok üzerinde. Evet. Ve eğer şayet tekrardan e, burada gösterildiği gibi çift santrofo oynarsa Fenerbahçe'nin çok ekmeğine yağ sürer. Yunan ekibi. Burada da orta sahada çok eksik yakalarlar. Çünkü çok fazla geri gelmesini sevmeyen bir horta biraz mücadele etmesi ve topla e, topu daha iyi kullanan, kullanan bir oyuncu. Şey. Fakat onun haricinde çok fazla geri ikili mücadelelerle çok sağ, 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 sallanan bir takımdan söz ediyoruz. Burada işte çift santroforu yakaladığınız zaman topları da Orta sahada buluşturdum ki Fenerbahçe'nin en büyük özellikleri de geriden çabuk çıkıyorlar. Orta sahada topla ulaştırıp öndeki topu tutar adamlara aktarıyorlar. Ama biz bunları burada çok rahat konuşuruz. buradaki ligimizden dolayı çok rahat konuşuyoruz. Haliyle Avrupa maçları her zaman için farklıdır. Tecrübe. Hep tecrübeli gördüğümüz için bunların Fenerbahçe'nin 2-3 tık rakibine nazaran önde olduğunu söylüyoruz. Tekrar söyleyeyim yani ilk 5 dakikada bir gol yeseler böyle Fenerbahçe çabuk pes edemez. ...elindeki futbolcular zaten ona isyan ederler... ...o tarzda bir oyun... ...mentalite ve oyuncularına sahipler... ...bakalım biz ne yaşayacağız... ...önemli olan 18'ine... rövanş maçına buraya çok iyi bir neticeyle dönmek... ...beklentimiz ama sen... ...önce girmeden veteri söyledin... ...sürpriz olur mu diye... ...sürpriz olur abi... ...çok büyük sürpriz olur... ...Fenerbahçe'nin eylemesi... ...büyük evet. sürpriz olur diyorsun... ...sürpriz olur... ...yani aradaki... ...şeye bakıyorsun... ...kalite farkına bakıyorsun... ...oyuncu kalitesine bakıyorsun... ...oyun anlayışına bakıyorsun... Fenerbahçe'nin eğlenmesi hakikaten ben kendi şahsımı konuşuyorum. Sürpriz olur benim için. Yine de tabii rakibinde ekstra motivasyonları olacağını da mutlaka... O bu ekstrası fazla olur, olur işte. Rakip, rakibin Motivasyon. Avrupa Ligi'nden geldiğinde belirtelim evet. şeye. Yani oradaki ee, başarısı kötüydü. Eee konferansta ama zaten ise Freiburg ve West Ham yani, gruptan çıkmaları yani, da bence yani, beklenemezdi. Yani ama herkesin konuştuğu, aslında bütün Avrupa'nın konuştuğu bir sonuca imza attılar. Onu da hatırlatmakta tekrar fayda var. Yani e, İsrail ekibine evinde e, 4 farklı yenildi, 4-1 yenildi. E, de yani deplasmanda e, ki maçta 6 tane gol atarak maçı kazandı ve tur atladı. Evet. Yani bu çok konuşulan bir şey oldu. Yani bu, bu takımın evindeki performansıyla deplasmandaki performansı da bir e, tuhaf bir takım. O gün yani ben, bakıldığı zaman. Ben o maçın da çok geniş bir özetini izledim. Ne bulduysa attı Olympiakos. Yani burada Eyüp Elkabi'nin de e, özellikle değerlendirdim. vermek lazım. O kadar yüksek yüzdeyle bitirmeleri, Başka bir maçta bence çok kolay Rakip değil. de önemli burada tabii ya evet. burada... Bir, bir, de çok gol at Yani son 3 maçta da mesela ligde o istatistikle verelim. Yani 5 birlik bir sonucu var. üç birlik bir sonucu var. bir sıfırlık bir sonucu var. Yani 9 gol atıp iki tane gol yemişler. Hı hı. bu açıdan da gol şey gol poz, pozisyona girme ve değerlendirme açısından da şey başarı yüzdeleri oldukça iyi. Bunu da söylemekte fayda var ama yani hep programın başından beri ifade ettiğimiz şey iyi bir Fenerbahçe, tam konsantre olmuş bir Fenerbahçe, yaşadığı bu süreçteki hiçbir şeyden etkilenmemiş bir oyuncu topluluğu, bir teknik direktör ve sakinlik. Zaten bu sakinliği sağlayacak da bu oyuncular, tecrübeli oyuncular bu takımda var. Eee Bunların hepsini bir bir araya gelirse ben iyi iyi bir sonuçla dönüp burada da işin biteceğini düşünüyorum. Bence de Fenerbahçe elenirse bu büyük bir sürpriz Ondan olur. Anlam Toca'ya göre biraz daha temkinli bakıyorsunuz sanki. Biraz daha temkinli bakıyorum evet. Yani ben hocam etkilenmez dedi ama ben yaşanan sonuçta çok ciddi bir şeyle bir süreçten geçti. Yani Fenerbahçe'de bakıldığında yani dün teknik direktörü bile to toplantıda bunu söyleme gereği hissetti ve hatta bazı şeylerin değişmesini istiyorsak diğer rakiplerimiz de kendi içinde bu analizi yapıp bir takım tepkileri ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Ama arkasından da dedi bir sağda kalacağız, mücadele edeceğiz ve tur için önemli olan skoru alarak İstanbul'a dönmek istiyoruz dedi avantajlı skoru alarak. Yani burada da en iyi en iyi sonuç beraberlik bence. Yani mağlup mağlup olmadan gelirsek Orada e, bu, bu kaliteli oyuncu topluluğuyla ve Fenerbahçe kendi taraftarının önünde bu maçı kazanır. Yani buradaki tara bir topu da hocam onu sormak lazım. Yani topu rakibe vermek belki e, daha bir şey olabilir. Daha mantıklı olabilir. Daha mantıklı olabilir. E, mesela e, şeyde e, İsrail maçında da e, Makavi. evet Makavi maçında da. Ee, topu makabiye bırakan bir e, şey var. Olympiakos var ve e, özellikle rövanş maçında gelen sonuç açısından. Yani tabi burada hoca nasıl bir şey yapacak, nasıl bir 11'de sürprizler olacak mı? Yani biz biraz önce 11'i söyledik, kendi fikirlerimizi söyledik ama sürprizler de olabilir. Yani. Bir tek stoper de olur ya. Yani. Olursa VK'da olur. Başka yerde sürpriz olacağı değil. Şimdi topu rakip ediyorsun. Belçika'da vermedi. Tam tersini oynadı. Şimdi bu tarzdaki takımlar vermez. Bunlar rakip önlem alır. Çünkü elinizdeki kadroyu bir baktığınız zaman siz önleminizi çok iyi almanız lazım. Eğer kaçırdığınız zaman cezayı kesecek bir sürü oyuncuya sahip Fenerbahçe. Siz rakibe verdiğiniz zaman bu sefer onun oyun üstünlüğünü kabul etmiş olursunuz ki bu elinizdeki bu kadro bunu yapacak bir kapasite değil. Bu kendi oyununu rakibe kabul evet. ettirmesi gerekecek. Ailesini Belçika'da yaşadık ilk maçta. Fenerbahçe oyunu force etti. Bunlar da şaşırdı. Ne oluyor dediler. Bizim karşımızda böyle bir rakip çıkmadı. Doğru mu? Aldılar. Bütün pozisyonları da değerlendiler. Yani çok fazla vermeden önemli olan e, Murat şey topu çabuk kaybetmemek lazım. Ki Fenerbahçe'de bunda başarılı. Ön oynadığı toplar çok çabuk kaybı Yani size teriz topu te gibi tekrardan geri dönmüyor top kalıyor da en kötü bir 5 tane hakim oluyorsun ve siz de alanları daraltıyorsunuz. Zaten e, üst seviyede bir takımsanız buralarda oynuyorsunuz. önde topa hakim olmanız mecbursunuz. Hem dripting açısından hem topu tutma açısından. Fenerbahçe'de bu seviyede üst seviyede oyuncular var. Ben fazla vereceğini tahmin etmiyorum ama belli bir alanlarda itmeleri yapabilirler. Önemli olan e, Olympiakos'un çift santrafor mu tek santrafor mu? Çift santrafor oynarsa bak tek gaz Fenerbahçe çok çok iyi olur. Evet. Yani Aynı kanattayım ben. Çok çok iyi olur. Bakalım. Orta sahada cirit atarlar. Bak orta sahada Fenerbahçe cirit atar. İstediği neticede belki de hiç düşünmeyen kimsenin düşünmediği farklı bir sonuçta da dönebilirler. Yakalayabilirsin. Çünkü geri dönüşlerde zaafları var o takımın.